Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Elimde bugün böyle düz renk yeşil bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. Yazmamın kenarını iki zincir çekerek oyam için hazırladım. Şöyle yazmamın kenarını size göstereyim. Benim elimdeki bu yazma polyester bir yazma arkadaşlar. Buna rağmen oldukça güzel delinmeden tığlandı. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdığınızda benim tığlama videomu bulup izleyerek aklınıza takılan soruların cevabını alabilirsiniz. Tüm yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da yine iki zincir çekerek tığladım. Yazmamın kenarını tığlarken tercih ettiğim ipim Altın Başak marka 2 numara yeşil. Bu yazmanın tonuna en yakın elimdeki yeşil buydu. Bu nedenle bunu kullandım. Çiçeklerimi yaparken de pembe kullanacağım. Altın Başak 5 numara pembe ve Altın Başak numaraya bakalım. 415 diye hatırlıyorum ama yanlış olmasın, belki merak edenler olabilir. 635 numaraymış. 635 numara açık pembe kullanacağım. Modelimi yaparken arkadaşlar 22 numara bir tığ kullanıyorum. 20, 21, 22 numara tığ kullanarak oya yapılabilir. Eliniz hangisine alışkınsa onu tercih edebilirsiniz. Benim elimdeki 22 numara ucu en küçük olan tığ. Hemen başlayalım birlikte. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Sıfırdan modelimize birlikte başlayalım. Geldim şöyle yazmamın kenarına. Burada hem tığlamamı şöyle yakından size göstermiş olayım. Elimdeki yazma polyesterdi, naylon bir yazma. Buna rağmen düzgün tığlandı. Onu da yakından görmüş olun. Tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. Böyle bir trabzan yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1, 2, 3 zincir çektim tekrar. Bir sonraki tığ battının altından tutturuyorum. Yine 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir sonrakine ikişer ikişer çıkarak trabzanımı yaptım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 3 zincirle bu şekilde tığ battıya dönüyorum. Şöyle göstereyim yaptığımız yeri. Biraz da yakınlaştırayım daha güzel görebilirim diye. Bu çimeni zaten tığ oyası ile ilgilenenler biliyorlardır. Hemen bir tane daha yapalım. Sonra çiçek yuvasına başlayalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonraki tığ battıdan ikişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1, 2, 3 zincirle yine bir sonraki tığ battıdan tutturuyorum. Şu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi çiçek yuvamıza gelmeden önce birkaç tane boş geçmemiz gerekiyor ince bir çimenle. Çünkü biraz çiçeğimiz iri olacak üst üste binmesin diye. Üstüne 3 tane zincir çektim. Hemen sonraki tığ battının altından giriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim sonrakinden. 1, 2, 3 tane zincir çektim sonrakinden. 5 tane böyle ilerleyelim. 1, 2, 3 zincir çektim. Yine bir sonrakine. 4 oldu. 1, 2, 3 tane zincir çektim bir sonrakine. Bu şekilde 5 tane yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincirle örneğimin ters yönünü döndüm. Ters tarafta 1, 2, 3. yuvadan sık iğne ile giriyorum. Üstüne bir zincir çektim. Düz yönünü döndüm tekrar. Sık iğne ile 10 zincirimin altından giriyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kez doladım. Geldim. İkişer ikişer çıktım. Bir trabzan yaptım. 3 zincirimin boyuna göre. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Bu birinci sık iğnem. Yanına ikinci. Yanına 3, 4, 5, 6 tane sık iğne yaptım. Şöyle düzeltiyorum. 7. yuvadan yaptım. Yine 3 zincir. Yine bir defa doladım. Yine ikişer ikişer çıkarak trabzan yapıyoruz.
1, 2, 3, 4, 5 zincirle geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğnemi yaptım. 7.yi yuvadan yapıyorum. 2 tane oldu şöyle dalımız. 3 zincir daha çekelim. Aynı dalımdan bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına hemen sık iğnelerimi 6'ya tamamlayacağım. 2. 3. 4. 5. 6. Hemen yuvadan 7.yi yaptım. Bu dalım da 6 tane olacak arkadaşlar burada. 1, 2, 3, 4, pardon 3 zincir. Hemen geldim. Trabzanımı yaptım. 4.yi yapıyoruz şu anda. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 2. 3. 4. 5. 6. 7.yi yuvadan yapıyorum. 1, 2, 3. Bir defa doladım. 2, 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektik. Geri döndük. Yine 6 tane sık iğnemi yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7.yi yuvadan yapıyorum. Şu ana kadar 5 tane dal yaptık. 6 tane olacak. Bir tane daha yapıyorum. Yine 3 zincir çektim. Bir kere doladım. 2, 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 2. 3. sık iğnem. 4. 5. 6. 7. sık iğneyi şöyle yuvadan yaptık. Şu ana kadar yaptığımıza bir bakalım. Şöyle yaptığım dalların şeklini düzelteyim. Şöyle 6 tane dal yapıyoruz. Gerçekten aslında fazla sayıda dalı var ama çiçek buraya yerleşeceği için bunu bu şekilde ilerletmemiz gerekiyor. Bu kısmı yaptıktan sonra şimdi normal çimenimizle ara çimenlerle devam edelim. Son kullandığımız tığ battının altından girdim. Bir tane sık iğne yapıyorum burada. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden. 2 tane atlatmış olduk. Bir tane daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonrakinden. Çünkü ön tarafta da 3 tane bırakmıştık. Burada da 3 tane bırakmış olduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. İkişer ikişer bir sonraki tığ battıya bir trabzan yapıyorum. 2, 2 çıkarak. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 3 zincir çektim. Bir sonrakine geçtim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Arada 4 tane bu çimenden yapacağım. Sonra yine çiçek yuvası yapacağım. Ben bir tane daha çiçek yuvası hazırlayayım. Sonra üst kısmı çiçeğiyle beraber devam edelim. Bu modelde çimen bizi biraz daha fazla oyalıyor. Üst kısmı daha çabuk ilerleyecek. Hızlıca alt kısmı çimeni bir tane daha yapıp dönüyorum. Ben oyamın çimenine bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde ilerletiyoruz oyamızın çimenini. Şimdi üst kısmı yapımıyla devam edelim. Pembe renkle koyu pembe ipimle başlayacağım. İlmeğimi oluşturuyorum. Oyam burada. Oyamın düz yönünden değil, arka taraftan, ters yönünden başlayacağım. Ters tarafta buradaki ilk daldan ipimi tutturdum. Sık iğne ile. Şöyle göstereyim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Diğerine geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Diğerine geçtim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine bir sonrakine. Bu şekilde teker teker hepsine. 2 oldu. 3, 4, 5. En sonuncuya geldim. Buraya geldikten sonra sık iğneyle tutturdum. Bir zincir çekiyorum. Düz tarafı döndüm.
Düz tarafta arkadaşlar yaptığımız zincirimize sık iğne ile tekrar giriyoruz. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Geri döndüm. 3 tane daha sık iğne yapacağım. 1, 2, 3. Hemen yan tarafa geçtim. Yine 3 tane sık iğne. Şöyle oldu. Yine üstüne 1, 2, 3, 4 zincir. Yine geri döndüm. Yine 3 tane daha sık iğne yaparak devam ettim. Yani 5 zincirimize 3'er 3'er 6 tane sık iğne yapıyoruz. Arada da 4 tane zincirimiz var. Yine bir sonrakine geçelim. Şöyle biraz netleştirelim. 1, 2, 3 tane sık iğnemi yaptım. Üstüne 4 zincirimi çektim, geri döndüm. 1, 2, 3 tane sık iğnemi yaptım. Diğer tarafa geçtim. 1, 2, 3 tane sık iğnemi tekrar yaptım. 4 tane zincirimi çektim. Yine 3 tane sık iğne. Bu şekilde hepsini teker teker yapıyoruz. 5 tane bu şekilde zincirimiz var. Hepsine yapıyoruz. 4 tane zincirle de tekrar 3 tane daha sık iğne yaparak tamamlıyorum. Bu şekilde oldu. Bittiği yerde arkadaşlar şu altta bir tane sık iğnem vardı. Bu sık iğnemin içine bir tane daha yapacağım. Şimdi ilk sıram böyle oldu. Buna bir sıra daha yapacağım. Şöyle. İkinci sırada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yönünü döndüm. Şöyle 7 hatta 8 çekelim. 8 zincir çektim. 8 zincirle şu arada biraz önce dalımıza sık iğne yaptığımız görünüyor zaten sık iğnemizin ucu. O sık iğnenin üstüne bir tane daha sık iğne yaptım. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Yine aradan sık iğnemi yaptım. Yine 8 zincirimi çektim. Yine aradaki alttaki sık iğnemin hizasından yapıyorum. Tekrar 8 tane zincirim. Şöyle oluyor. Aralardan girdik. Yaptığımız kısım bu şekilde. Yine bir 8 zincirimiz kaldı. Onu da yapalım. En son şuradaki dalımızın ucuna yaptığımız sık iğne var. Oradan giriyorum. Şimdi bir tane zincir çektim. Düz tarafını döndüm. Düz tarafımız böyle. Buradan arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. 4 sık iğneyi 1, 2, 3, 4 zincir, bir tane sık iğne yapıyorum. Birinci kirpik. 1, 2, 3, 4 zincir, yine bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci kirpik. 1, 2, 3, 4 zincir, geri döndüm. 3 tane kirpik oldu. Sık iğnemi yine diğer tarafta da 4'e tamamlıyorum. Bir tanesini kirpiğimi düğümlerken yaptım yanına. İkinci, üçüncü, dördüncü. Şuradan dibine kadar inmiyorum. Eğer dibine kadar inerseniz biraz marul bir görüntü yapıyor. Bu şekilde çok dibine inmeden devam ediyorum. Şimdi hemen yandakine yine sık iğne ile geçtim. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir, geri döndüm. 1, 2, 3, 4 zincir, geri döndüm. 1, 2, 3, 4 zincir. 3 tane kirpik yapıyorduk. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümlediğim sık iğnem 1, yanına 2, yanına 3, yanına 4. Hemen şöyle oldu. Diğerine geçiyorum. Burada da yine 4 tane sık iğne yaparak başlıyorum. 4 sık iğnemi yaptım. Şimdi 4 zincirle 3 tane kirpik yapacağım. Üç, dört zincir sık iğnemi yapıyorum. Yine dört zincir.
Birinci sık iğne. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Şöyle modelim ortaya çıkıyor. Hemen yandakini de yapalım. Çok kolay bir oy aslında. Yine 4 tane sık iğne ile başladım. Eğer yazmanızı 2 zincirle tığladıysanız, benim gösterdiğim sayılara göre yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Videolarda zaman zaman dile getiriyorum. Bir modelin sayılarını tam olarak ayarlamadan sizinle paylaşmıyorum. Bu nedenle verdiğim sayılardan gittiğinizde gayet muntazam bir şekilde oyanızı ilerletebilirsiniz. Son yuvadayım. Biraz ip saralım son yuva için. Yine 4 tane sık iğne ile başlıyorum. 2, 3, 4. Üstüne 4 zincirle 3 tane kirpik. Yelpaze gibi oluyor. Ben çok beğendim aslında. Yanına da 3. kirpiği düğümledikten sonra yine 2. 3. 4. sık iğnem. Böyle yarım bırakmıyorum. Yine en alttaki sık iğneye bir tane daha sık iğne yapıyorum. Üstüne bir zincir çekelim. Kesiyorum ipimi. Şöyle çiçeğimi göstereyim. Ütülemeden önce elinizle düzeltin. İstediğiniz şekli verin. Benim çiçeğim bu şekilde oldu. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Şimdi yanına diğerini de yapayım ben. Sizinle ütülenmiş halde ikisini birden paylaşayım en son. Ben diğer çiçeğimi de yaptım arkadaşlar. Ütüyle de hafifçe düzelttim. Bittiği zaman bu şekilde oluyor bu model. Ben çok beğendim gerçekten. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da oyalım sayfamda paylaşıyorum. Oradan takip ederseniz eğer tüm yakın plan fotoğraflarımı görebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık. Herkes yapsın, güzel günlerde kullansın.